Ya şimdi şöyle formüle edeyim. Kimse lütfen yanlış anlamasın. Sadece Milliyetçi Hareket'le, Öykücü Hareket'le ilgili değil. Ben tüm şeyleri analiz ettiğim zaman, ideolojik yapıları veya siyasi yapıları, bir gönüllüler vardır. Benim gibi Anadolu'dan işte duyarlılıklarıyla gelmiş, okumuş, hassasiyet duymuş, ülkenin meselelerini kendine dert edinmiş. Bir de görevliler vardır. Siz devletin kurumlar içerisinde, NATO konsepti içerisinde. Şey. Bir de gölgedekiler var. Son dönemde tespit edebildiğimiz. Bir konu oldu. Rahmetlik başvuru. Ben Ocak Genel Başkanı'nın falanı tanıyor musun dedi. Tanıyorum efendim dedim. Yazan da beraber tutup kaldık. Niye soruyorsunuz dedim. Ya bu askere almışlar. Balgat katliamı vardı orada şey. Oğlum benim haberim yok. Bu olayları yapmışlar. Ben çok şaşırmıştım yani. Bu arada CHP'li diye kahve taranmış. Orada CHP'li vatandaşlarımız bizim insanımız değil mi deyip gözlerinin dolduğunu ve göz yaşarttığını, yani bunu söylerken de yani ben Türkeş Bey bu siyaset içerisinde bu ülkeyi yönetenler işte pürüpak günahtan yok derslerimizden, yaşadıklarımızdan ders çıkarıyoruz yani ve acıları yarıştırmadan öte. Şimdi o zaman ben çok şaşırmıştım ve ya MHP'nin Türkeş'in dışında biz öyle bir şeydi ki Türkeş ol dediği olur, öl dediği ölür, her şeye hakim falan zannediyordum ben ona kadar. Olmadığını gördüm o zaman, açık söyleyeyim yani. Türkeş'in dışında bir MHP varsa, şimdi Seval Hanım'ın o sorusu doğru bir soru. Ben de daha önce şey yapmıştım onu. Evet. Devlet Bey'in dışında bir şey mi var? Varsa bunu devletin bunu açığa çıkarması lazım bu çetenin. Varsa Var mı böyle bir efendim çete. Devlet Bahçeli'nin dışında bir çete söz konusu olabilir mi? Ya şimdi bunların, şimdi şu tetikçinin, yani şu motor bisikletçinin, uyuşturucu kaçıranın ya ne işi olur öykücülerle, öykücülükle? Ne işi olur? Açık söylüyorum yani. Ya olmaması, bunlar sızdılarsa kendiliklerinden mi sızdılar? Acaba bir irade mi sızdırıldı? Acaba Türk milliyetçiliği tasfiye mi edilmek isteniyor bu olayların üzerinden? Kirletilmek mi isteniyor? Peki, Benim yani benim için deli sorular, hep söylüyorum. Deli sorular bunlar. Sayın Peki biz Aldemir, 3-5 kişi, 3-5 kişiyi kurtaracağız diye, yani bu yüzlerce yıla sahip bir hareketi, son 50 yıllık siyasallaşmış bir hareketi kurban mı edeceğiz 3-5 kişiye? peki oradan şuraya gelmez miyiz? Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum dediği Sayın Alparslan Türkeş'in bazı isimlerin olduğunu söylüyor eşi Seval Türkeş. Ama ben şimdi o isimleri Devlet Bahçeli'nin yanında görüyorum diyor. Özellikle Tabii. Alparslan Türkeş'in devlete zarar vermesin diye uzakta tuttuğu isimler var mıydı? O isimler şimdi Devlet Bahçeli'nin yanında mı? Siz bu cümleye ya da buna benzer bir yaşanmışlığa tanıklık ediyor musunuz şu dönemde de? Şimdi bu konuya çok hakim değilim. Bu konuyu tabii dile getiren Seval Hanım Evet. olduğu için onun şey yapması lazım veya buna hakim insanlar varsa onun için ben bir araya gelsinler, bir açıklama yapsınlar, bir şey yapsınlar Yani diyorum yani. Alparslan Çok hakim Türkeş'in değilim. Yani kimseyi de lüzumsuz yere tabii zemmetmek, uzak suçludur tuttukları sandalyesi var mıydı tutmak bize efendim yakışmaz. kendisinden? En azından uzak tutmak istedikleri devlete zarar verir Tabii ki vardı ya. düşüncesiyle. Tabii ki vardı. Yani şimdi şöyle bakalım. Bakın yani bir irade 80'den sonraki süreçte rahmetli Alparslan Türkeş'i tasfiye etmek istedi. Türkiye'siz Türk milliyetçiliği yapmak istedi 80 darbesinden sonraki süreçte. Tasfiye edemediler. Gençliksiz Türkeş haline getirmeye çalıştılar. Şimdi biz bu süreçte rahmetli Türkeş Bey'in yanında yer aldık. Çok az bir arkadaşımız. Yani cezaevinden çıkan inanın 15'i bulmayan arkadaşımız ve bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattık. Yani şimdi orada şunu da madem açıldı, tarihe not düşmek adına şey yapıyorum. O büyük birlikle biz, büyük birlik kuruldu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu şey olduğu zaman, Evet. ben kazasız belasız ufak tefek olaylarla bu işi sıyırdım. Öyle bir büyüğümüzde Atatürk Lisesi vardır Ankara'da. Hem MHP'li yıkacaklar gelmek izin arasında. Orada volt atıyoruz bir büyüğümüzde. Dinliyorsa kulakları çınlasın. Dedi ki oğlum çok iyi evlat dedi. Çok iyi götürdün bu işi. Ama öyle bir gün gelir ki dedi. Ülkücüyü vurur sen de engel olamam dedi. Bu işler olduğu zaman aklıma ilk bu cümle geldi. Benim söylediğim eski Ocak Genel Başkanlarından biri de Sinan Bey'in olayını hemen duyduktan sonra ya bu anlattığın cümle aklıma geldi böyle olunca dedi. Evet. Şimdi bakın yani onun için ya bazı şüphelerimiz olması gerekiyor mu? Evet yani şimdi ya belki biz devleti çok kusuyor görünüyoruz ama gerçekten bugünkü elektronik devlet ortamında ya bir suçun yani kapalı kalması,
devletin içindeki bir takım yapılanmalar istemedikten sonra mümkün değil bakın. Mümkün değil. Mümkünatı yok. Olması mümkün değil. Ama bu iş artık millete mal olmuştur. Topluma mal olmuştur. Bu işi kapatamazlar. Kapatmalarına da müsaade etmeyeceğiz. Ha bu noktada ya bize de diyorlar aman dikkatli olun. Vallahi bizim de bu saatten sonra abartmıyorum yani biz de öldürürsek bizim de ölümümüz bu davaya hizmet edecek. Çok açık söyleyeyim yani. Türkiye'nin normalleşmesine hizmet edecek. Evet. Şimdi son bilginin bir kere daha altını çizeyim. Avukat Serdar Öktem gözaltı